7 Kasım 2022 Pazartesi Bursa at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videomuzun altında bulunan teşekkür butonu ile bize desteklerini gösteren herkese şimdiden teşekkür ederiz. Ayrıca bize destek olmak isteyenler katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali yukarıda adresi yazılı web sitemizde her gün yayımlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar oradan yazılı halini okuyabilirler. Bursa programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Her koşunun başında yarışın şartlarına göre geçmiş istatistik verilerini ve takı değişikliklerini sizlerle paylaşacağız. Ayrıca bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 5 yarışı 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda sadece 6 numaralı Tanır Bey takı değişikliği yapmıştır. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genel olarak AGF oranlarına göre ilk 4 attan biri kazanıyor. Bu koşuda 3 tane süratli isim var. 8 numaralı Mehmetzade, 7 numaralı Budaklı ve 5 numaralı Arslan Turbo, iyi çıkarsa liderliği alarak yarışabilirler. Ancak hiçbir ille de tempoyu belirleyeyim ısrarında olmaz. Hatta Arslan Turbo, son yarışlarında liderliği almadan başarılı oldu. Bugün muhtemelen iyi start alan liderliği alacak, diğerlerinde onun temposuna uyacaktır. Çok süratli bir tempo olmayacak ama ağır tempoda olmayacaktır. Biz öncelikle ön grup atlarından 5 numaralı Arslan Turbo'yu yazalım. Gruptan üstün olan Arslan Turbo, liderliği alsın ya da almasın, düzlükteki atakları ile yarışı lehine çevirebilir. Formda binicisi Mustafa Çiçek idaresinde kazanmaya yakındır. İlk sıradan yazalım. 7 numaralı Budaklı, son zamanlarda oldukça değişti. Son yarışlarında daha alt grupları geçmiş olsa da, önde rahat bırakıldığında cezayı kesebilecek formu var özellikle Mehmetzade ve Arslan Turbo bu atı için hamle yapmazlarsa, sonlarda bu gruba da direnip kazanabilir. İkinci sıradan yazalım. Daha sonra, ön grup atlarının birbirini bitirme ihtimaline karşı iki isim daha yazacağız. 1 numaralı Özgür Fatih ve 4 numaralı Köy Ağası Demir, yarışın biraz erken süratlenmesi durumunda, öndeki atları geçebilecek güçte atlardır. Sigorta amaçlı bulundurabiliriz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 5, 7, 1, 4 şeklindedir. İkinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 5 yarışı 1800 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda sadece 8 numaralı Labrador takı değişikliği yapmıştır. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genel olarak 58 kilo üzeri yarışan ve AGF oranlarında ilk 3 sırada bulunan atlar kazanıyor. Bu koşuda 3 tane süratli isim var. 1 numaralı Kik 3 numaralı Cunhir Çınar ve 4 numaralı Pari'nin, ayağına seri olan süratli atlardır. Özellikle Kik ve Cunhir Çınar'ın mutlaka ısrarcı olacağını ve tempoyu yükselteceklerini düşünüyoruz. Bu süratli tempo, 5 numaralı Litecoin'in işine yarayacaktır. Sabırlı bir bekleme yaparak bu grubu geçebilir. Gökhan Kocakaya avantajı ile, bu grupta net favorimizdir. Yarış içi şartlar bazen değişebiliyor. Mesela 3 süratli at varken mutlaka yarış süratli geçer diyoruz ancak bazen öyle olmuyor. Kick Colin ve Junior Çınar, yaklaşık 3 ay önce aynı yarışta start almışlardı. O gün, Kitkoli'nin ısrarla liderliği almış, ancak Güliyev isimli rakibi ile inatlaşınca gücünü baştan yitirmişti. Önde inatlaşmadan bekleyen Junior Çınar o yarışı kazanmıştı. Rakibini tanıyan Junior Çınar, bugün yarışı süratlendirmeyeyim ve biraz sabırlı gideyim derse, bir numaralı Kitkoli'nin çıktığı gibi bitirir. Çünkü bu at önde rahat kalınca kesmiyor. Kuponlarda bulundurmak gerekir. Aynı şey 3 numaralı Junior Çınar için de geçerlidir. Bugün rakibine göre iç kulvar avantajı ile liderliği alır ve kick tarafından sıkıştırılmazsa, çıktığı gibi bitirebilir. Cuhir Çınar, her iki türlü gidişatta da şanslı oluyor. Yeter ki süratli tempoda kendini bitirmesin. Dolayısıyla 3 numaralı Cuhir Çınar'ı da yazmak gerekir. Son olarak, 4 numaralı Paryon'u yazalım. Çok uzun arası olsa da, muhteşem hazırlıklarla bu yarışa katılacağını görüyoruz. Sinan Çetin idaresindeki 7 yarışın 4'ünü kazanan 4 numaralı parayın, bugün dinçlikte güzel bir sürprize imza atabilir. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 5, 1, 3, 4 şeklindedir. Üçüncü koşu. 3 yaşlı arapların, maiden yarışı, 1500 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 at takı değişikliği yaptı. 4 numaralı deniz hat, 6 numaralı doğrunun ayazı, 8 numaralı güleyen ateş ve 10 numaralı fısıltı, takı değişikliği yapan atlardır. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Çok yüksek ihtimalle favoriler kazanıyor. Nadiren ikinci atlar çok nadiren de sürpriz çıkabiliyor. Bu koşudaki tek süratli isim 4 numaralı Deniz Hattır. İç kulvardan başlayacak ve mutlaka liderliği alacaktır. Bu mesafede süratli bir rakibi yokken rahatlıkla temposunu kurabilecektir. Deniz Hat'ın son metreleri hiçbir zaman güven vermiyor. Teşviklere yeteri kadar cevap vermeyen bir yapısı var. Bu sebeple sonlarda yine duracağını düşünüyoruz bizim bu koşudaki favorimiz, hatta tek tuttuğumuz isim, bir numaralı Bay Onur'dur. Bay Onur, biraz ağır kanlı bir at. Bugüne kadar atın temposuna aldanıp, geç sprint kaldırdılar. Yarışı önlere yakın takip edecek olan Bay Onur, tempo ne olursa olsun son 600 civarı teşviklerle yarışa devam etmelidir. Rakiplerinin temposuna bakarak hamle yapmaması gerekir. Bugünkü rakipleri çok uygun. Kilosu ağır olsa da, bu rakiplere bu kiloyu verebileceğini düşünüyoruz. Özellikle Mustafa Çiçek'in binecek olmasından dolayı, güvenimiz biraz artmıştır. Mustafa sayesinde, yeterli teşviği alıp, düzlükte bu atları kolayca geçeceğini söyleyebiliriz. Günün bankosu olarak bir numaralı Bay Onur'u yazabiliriz. Dördüncü koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 15 yarışı, 2200 metre Çin pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Takı değişikliği yapan bir isim yoktur. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genel olarak AGF oranı %11 ile %20 arası olan atlar kazanmıştır. Ayrıca bu yarışların çoğu, fotoda baş boyun burun farklarla kazanılmıştır. Bu koşuda çok süratli atlar yoktur. 9 numaralı Beyhanefe, bu yoklukta liderliği alacak isim olacaktır. İç kulvar avantajı ile iyi çıkıp tempoyu belirlemesini bekliyoruz. 10 numaralı kızım Aysima ve 11 numaralı kardeş Kaya da, Beyhanefe'yi yakın takip edecek olan atlardır. Biz bu koşuda öncelikle 2 numaralı Kurt yazalım. Normalde ağır tempolu gidişatlarda sprinter atların şansı az olur. Kurt Engin de güçlü sprinti ile bilinen bir isimdir. Fakat bu at özellikle son 2200 metrelik yarışında ağır tempoya rağmen etkili bir son vererek yarışı kazanmıştı. Yarışın bir yerden sonra süratlenmesi tabii ki işine yaradı ancak yine de o tempoda kazanması ne kadar formda olduğunun göstergesidir. Bugün 2 de 2 yaptığı Kadir Tokaçoğlu idaresinde yarışacak kilosu ağır olsa da, bu formu ile yine kazanabilir. İlk sıradan yazalım. Ağır kilolu güçlü isimlerden bir numaralı Kalibetay, yarışı önlerde takip eden bir isim. Öndeki atlardan erken kurtulup düzlüğe lider çıkabilirse, kazanma şansı artacaktır. İhmal etmeyelim. Daha sonra, ön grupta yarışı sürdücek olan 9 numaralı Beyhanefe ile 10 numaralı Kızım Aysima'yı yazalım. Uygun kiloları ile arka grubu uyutabilirler mutlaka kuponlarda olsun. 8 numaralı tatlıça, 7 numaralı bay patron, 5 numaralı kondu Bey'i ve 6 numaralı barutağını da yazıp burayı biraz daha sağlama alalım. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 2, 1, 9, 10, 8, 7, 5, 6 şeklindedir. 5. koşu. 3 yaşlı Arapların handikap 14 yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda sadece 7 numaralı Ayşin Hanım takı değişikliği yapmıştır. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genel olarak sürpriz sonuçlar çıkıyor. Özellikle yüzde %4 ve 6 civarı AGF oranı olan atların daha çok kazandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda iki süratli isim vardır. 8 numaralı Binatlı ve 3 numaralı Ardahan, liderliği almak için çekişecek isimlerdir. Bunlara sonradan 7 numaralı Ayşin Hanım da eşlik edebilir. Temponun hafif süratli başlamasını bekliyoruz. 1 numaralı Güçalp, kendisine göre uygun rakiplerle mücadele edecek. Fakat ilk kez 59 kiloya çıkıyor ve hafif start problemi de var. Yine de Mustafa Çiçek idaresinde, bu grubu geride bırakabilir. Açıkçası güç alp dışındaki tüm atlar eşit şansa sahipler. Yani bu koşu için, güç alp veya hepsi diyebiliriz. Güç alp, Bursa pistinde ilk kez 59 kilo ve ilk kez Mustafa Çiçek idaresinde yarışacak. Bu belirsizliklerden dolayı güvenmek riskli olabilir. Biz yerimiz varken, bu koşuyu kapatıp rahat bir yarış izlemek istiyoruz. Hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. 6. Koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, kısa vade 8 yarışı, 2200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 at takı değişikliği yaptı. 6 numaralı Cheeky Son ve 7 numaralı Who Keeps You, takı değişikliği yapan atlardır. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Çok yüksek ihtimalle favoriler kazanıyor. Nadiren ikinci atların kazandığı görülmüştür. Bu koşuda tempoyu, 4 numaralı Langer'ın belirleyecektir. Ancak bu atın start problemi oluyor. Eğer startta kalırsa, yarış daha ağır bir tempoda başlar. Bu koşuda gruptan farklı olan 3 isim var. 1 numaralı Çakırdağlı, 6 numaralı Çiki Sun ve 7 numaralı hu Keeps You, son dönem performansları ile öne çıkan atlardır. 1 numaralı Çakırdağlı, 63 kiloda son 2 yarışını kazandı ve bugün 64 kiloda yarışacak. Bu aralar hayatının en iyi durumunda olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Çok yüksek bir kazanma karakteri var. Yarışı önlere yakın takip edebilme özelliği ile bugünkü ağır tempoda çok şanslı konuma geliyor. Özellikle Bursa'daki son işinde ayaklarının yere değmediğini söyleyebiliriz. Çakırdağlı'yı geçebilecek iki isim var. 6 numaralı Çiki Son ve 7 numaralı Hu Keeps You, yarışı orta sıralarda takip eden atlardır. Bugün Çakırdağlı olmasa, bu iki attan birinin kazanabileceğini söylerdik. Ancak Çakırdağlı bu formu ile 66 kilo olsa da bu rakiplerini geçebilecek form durumuna sahip. Kazandığı son 3 yarışta Nevzat Avcı ile yarışan Çakırdağlı, Nevzat'ın cezalı olmasından dolayı bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde yarışacak. Kadir idaresinde 8 yarışın 4'ünü kazandığını belirtelim. Yani stiline uygun bir binici ile yarışacağı için, bizce problem olmayacaktır. Düzlük üzerinde rakiplerinden erken kurtulup biraz fark yapabilirse, bu mesafede bu rakipleri de geride bırakacaktır. Biz son dönemdeki form durumuna istinaden, kilosuna rağmen bir numaralı çakır banko olarak öneriyoruz. 7. koşu. 2 yaşlı İngilizlerin handikap 15 yarışı 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda sadece 7 numaralı Lady Yüksel takı değişikliği yapmıştır. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genel olarak AGF oran tablosuna göre 1., 2. ve 4. sırada olan atlar yarış kazanmıştır. Bu koşuda birden fazla süratli isim var. Ancak çok inatçı taylar değiller muhtemelen bir numaralı Dilo liderliği alacaktır. Bu aralar formda olan aprantisi Eren Kadirler idaresinde, temposunu kurabilirse çıktığı gibi bitirebilir. Net favorimizdir. Bu tayın bizce tek bir rakibi olabilir. O da iki numaralı Be Brave olacaktır. Be Brave Ankara'dan buraya iddialı geliyor. Mustafa Çiçek idaresinde yarışacak olup, kendisine göre uygun rakiplerini geride bırakabilir. Mutlaka kuponlarda olsun. Bu koşuyu 1 ve 2 sıralaması ile geçebiliriz. 8. Koşu 3 yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1500 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 at takı değişikliği yaptı. 1 numaralı Akhenaten, 6 numaralı Jet Kran ve 11 numaralı Güçlü Çınar, takı değişikliği yapan atlardır. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Çok yüksek ihtimalle favoriler kazanıyor. Nadiren ikinci atlar, çok nadiren de sürpriz çıkabiliyor. Bu koşuda çok süratli atlar yoktur. Hafif süratli isimler olsa da ısrarla liderliği alacak atlar değiller. İlk startına çıkacak olan 5 numaralı Hızlı Emel, süratli pedigrisi ile bugün tempoyu belirleyen isim olabilir bizim bu koşudaki favorimiz, 4 numaralı Fa olacaktır. İstikrarlı yarışları ile dikkat çeken bu at, son yarışında sahada dillenen bir isimdi. İyi koşup dördüncü kaldıktan sonra, Çin pist yarışına hedeflendi. Çok güçlü bir ekürisi de var. Bugün uygun rakipler yanında ekürilerin kazanacağını düşünüyoruz. Günün bankosu olarak 4 numaralı Fa yazabiliriz. 9. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 19 yarışı 2000 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 at takı değişikliği yaptı. 3 numaralı Revelus, 5 numaralı Real Force ve 15 numaralı Flaming Breeze takı değişikliği yapan atlardır. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Çok yüksek ihtimalle favoriler kazanıyor. Nadiren ikinci atların kazandığı görülmüştür. Uzun mesafeli bu kalabalık koşuda çok ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği 11 numaralı Tatar Baba alabilir. Dış kulvardan iyi çıkış yaparsa tempoyu belirleyecektir. Bizim bu koşudaki favorimiz, hatta tek tuttuğumuz isim 1 numaralı Anzaklı'dır. Bir süredir iyi koşan ancak kazanamayan Anzaklı, bu kez uygun grupta ve lehine gidişatta yarışacak. Tatar Baba eğer dış kulvardan gelip liderliği alamazsa, Anzaklı tempoyu belirleyen isim olabilir. Starttan iyi çıkıyor ve önlere erken geliyor. Bugün çok güçlü bir rakibi yokken artık kazanmalıdır. Bir numaralı Anzaklı, günün bankosu olarak yazılabilir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız, teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtlemek isteriz. Bu kez nostalji kısmında, sizleri 2008 yılına Bekmez Bey'in kazandığı çaldıran koşusuna götüreceğiz. 1600 metre mesafeli, grup bir çim pist yarışını, 2 numaralı Bekmez Bey, Halis Karataş idaresinde kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Yerini 6. Taylar start ekimi evine geldi. Start verildi ve çaldıran koşusu başladı. 9 numaralı Superzar bir boy kadar koşuya geç başlıyor. İç kulvardan gelen 5 numaralı Distant Flight liderliği alıyor. Farkı bir boya kadar çıkartırken 12 numaralı Volga Han ve 11 numaralı Turkish Sword onu dış kulvardan yakaladılar. Orta kulvardan gelen 12 numaralı şimdi Volga Han koşudaki liderliği alıp farkı yarım boya kadar çıkardı. 11 numaralı Turkish Sword ikinciye girerken bariyer 5 numaralı Distant Flight üçüncülükte kaldı ışlarında hemen 1 numaralı Aidenavi onu 1,5 boya kadar geçisinde 4'üncü ile 4 numaralı Deha gidiyor daha sonra bariyer 13 numaralı Windows Copperland sırasıyla son 800 metre yaklaşıyor 12 numaralı Volga Koç'taki lider sürüyor farkı 2,5 boya kadar çıkardı 11 numaralı Turkish Swirt yine ikincilikte iki boy girdi. 1 numaralı Aydın abi içinde 5 numaralı Distant Flight var. Onların dışında 5. 4 de numaralı Deha. 2.5 boy kadar girdi. İç kulvarda 13 numaralı Wind of Cupland dışında. 6 numaralı Ice Storm Wizard'ın onda 1.5 boy kadar gerisinde. Bariyer dibinde 14 numaralı 9 sırasıyla son viraj dönüyor. 12 numaralı Volga Han lider fark 1 boy kadar. 11 numaralı Turkish Swirt atak yapar. Orta kulvardan Aydın abi içeriden. 5 numaralı Distant Flight dışarıdan da. 4 numaralı Deha'nın çabulara son 400 metre yaklaşırken. iç kulvardaki 2 numaralı Volgahan liderini kırıyor. Dış kulvardan 4 numaralı Doku Orta kulvardan Törtkü Sivördün çabalarını izliyorum. Daha girdin 2 numaralı Bekmez Bey Atak Köpür. Dış kulvardan gelen Bekmez Bey 4 numaralı Deha Orta kulvarda 13 numaralı Bindok Kapilent mücadelesinde Bekmez Bey farkı 2 boya kadar çıkardı. İç kulvardan gelen 10 numaralı Taytent Orta kulvarda 4 numaralı Deha farkı azaltma şursuyla fark 4 boya kadar çıktı. 2 numaralı Bekmez Bey lider son 50 metreyi de 4-5 boy kadar önde geçiyor. 2 numaralı Bekmez Bey ve Halis Karataş'la çaldıran koşusunu kazanıyor. 10 numaralı Titan ikinci olurken 4 numaralı Deha üçüncü, 9 numaralı Super Sarda koşuyu dördüncü olarak tamamladı. Günün dördüncü koşusu olan Çaldıran kuşusunu Sayın Ümit Bekmezci'nin 2 numaralı Bekmez Bey isimli tayı Halis Karataş'la kazandı.